Aydın Kalkan Eğitim Birsen Kayseri bir No'lu Şube Başkanı Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi. Öğrencilerimiz zaten öteden beri okullarını, öğretmenlerini, sınıflarını özlemişlerdi. Ee, İlk okullarımız e, geçen hafta itibarıyla anaokullarımızla birlikte e, köy okullarımızda 5 e, gün, e, ilçelerde ve şehirlerimizde il merkezlerimizde ikişer gün. Pazartesi, Salı, Çarşamba yine temizlik, Perşembe, Cuma olmak üzere kademeli olarak Açıldı okullarımız, okul müdürlerimizle görüştük, öğrencilerimizin e, derse katılımı yani okula gelmesi yüzde %90 civarında bu sevindirici. E, bundan da anlaşılıyor ki çocuklarımız okullarını özlemişler. İnşallah e, bundan sonra süreç böyle devam eder, e, bir daha tekrar uzaktan eğitime geçmeyiz. Tabii aşılama durumu da e, çok güzel. 850 bine yakın öğretmenimiz zaten 40 yaş üstü daha önce aşılanmıştı. Dün itibariyle Sayın Bakanımız tüm öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarımızın aşı randevularını talep edeceğini ve sisteme giriş yaptıkları zaman aşılanacaklarını duyurdu. Çok güzel. Yani bir an önce öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim çalışanlarımızın da öncelikle aşılanması Bizim için çok iyi, okullar açısından çok iyi, yüz yüze eğitim açısından çok iyi. İnşallah artık biliyorsunuz zaten 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Süreç 2021-2022 eğitim öğretim yılında yani Eylül'de başlayacak olan eğitim öğretimin artık tüm kademelerde, tüm kademelerde yüz yüze kesintisiz olarak bir an önce başlamak istiyoruz. Biz öğretmenler. Öğrencilerimizi özledik, okullarımızı özledik. Öğrencilerimiz okullarını özledi, e, bizleri özlediler. Veliler e, bir an önce çocukların okula gitmesini istiyorlar. Yani uzaktan eğitimle olmuyor bu iş. E, yüz yüze eğitimle e, uzaktan eğitim karşılaştırdığınız zaman tabii ki e, yüz yüze eğitim e, nedir tercih ediliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm kademelerde e, e, Eylül itibariyle okullarımız, açılmış olsun istiyoruz. Hatta yüksek öğretimde de biliyorsunuz yine 18 yaş üzeri çocuklarımızda aşı tanımı yapılacak. Bir an önce yani çocuklarımız hakikaten üniversiteyi kazandı. İki ile yakındır. Üniversiteye gidemedi. Yani ben üniversiteliyim diyemiyor çocuklarımız. Milli eğitimde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bir buçuk iki yıldır çocuklar okula gelmiyorlar. Önümüzdeki süreçte inşallah bu yüz yüze eğitim başlamış olur diye düşünüyorum. Salgın başladığı andan itibaren e, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz lazım. Öğretmenler olarak, veliler olarak, anne babalar olarak. E, aile içi ziyaretleri bu ara biraz iptal etmemiz lazım. Şu anda salgın istediğimiz seviyeye gelmiş şu anda. Yani 5000'lerde binlerde seyrediyor. Ama e, sıfıra indirmek önemli olan bunu tabii inşallah. E, biz üzerimize düşeni ne yapacağız? Yapacağız. E, bu e, salgın biliyorsunuz e, maske, mesafe ve temizlik bir de aşı. Yani mutlaka aşı olmamız lazım. Tabi bazı vatandaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımızla da ilk aşı başladığı zaman köylerdeki okullarımızda işte Taşra'daki ilçelerimizi gezerken öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımıza diyorduk aşı oldunuz mu arkadaşlar? Olduk olduk olduk. Bir iki tanesi ben aşı olmadım e, diyordu. E, bence e, aşı olmak lazım. Aşı olalım ve bu üç kurala da maske, mesafe ve temizliğe de dikkat edelim. Bir an önce bu salgını yenelim diyorum ben.